Sevgili dostlarım, ben Sedat. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Teknofix'ten satın almış olduğumuz kasamızı inceleyeceğiz. İçerisinde oyun canavarı olan RTX 3070 Gaming X Trio modeli mevcut. İşlemcimiz Intel i7 olarak geçiyor. SSD'miz var içerisinde, sıvı soğutmamız var. Şimdi hep beraber inceleyeceğiz sizlerle. Yavaştan şöyle kutu açılışımıza başlıyoruz. Sen de yaklaş şöyle bakalım. Bakalım bizlere neler göndermişler. Arka kısmı açtım. Ön yüzümüz var. Şöyle yavaştan açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Paketleme konusunda güzel paketleme yapmışlar. Fena olsun. Zaten uğraşıyoruz. Yavaş yavaş ön yüzüne çıkmaya başladı. Her şey gün yüzüne çıktı. Bu bantımızı da yırtalım. Düşmesin. Şöyle power'ımız var arkadaşlar. Rampage marka 750 watt power 80 plus bronz olarak geçiyor. Şöyle. Şunu şöyle yapalım. Ekran kartımız içi boş şu anda. Takmışlar kasaya bu şekilde göndermişler. Ekran kartı benden büyük görüyorsunuz. Harika bir kasaya benziyor. Şöyle bunda. Daha önceki iki fanlı mıydı? Daha önceki iki fanlıydı. Şeyden aldığımız, molekül kişiden aldığımız iki fanlıydı. Bu üç fanlı. Bu üç fanlı. Anakartımız B460M Pro. Bir anakart arkadaşlar. Bunu da koyduk buraya. Sıvı soğutucumuz var arkadaşlar. Şöyle bir sıvı soğutucu var kasanın içerisinde. RGB'li bu arada. Bunların içinde kumanda var mı? Kumandası genelde gönderiyorlar. Şöyle bir kontrol edelim. Arkadaşlar, bu arada tabii ki bilgisayarlar SSD'siz olmaz. Özellikle M.2 SSD'ler biliyorsunuz okuma ve yazma hızı olarak çok yüksek hızlara sahip. Şu anki satın almış olduğumuz bilgisayarda Hikvision marka 512 GB M.2 bir SSD'miz mevcut. Bilgisayara takılı olan RAM'ler konusunda da şöyle markasını göstermek gerekirse Neoforza marka DDR4 RAM'ler mevcut içerisinde kasanın. 3000-3500 MHz gücünde çalışmaktaydı RAM'lerimizde. Evet arkadaşlar, şöyle bir sıvı soğutucumuz var içerisinde. Cooler Master marka RGB'li. Genelde bunlarda kumanda oluyor. Bakalım bunun içerisinden ne çıkacak. Şöyle kutunun nereden açıldığını kontrol edelim. Şurada bir ağız kısmı var gibi geldi bana. Garip bir paketlemesi var arkadaşlar. Bunu sonra mı incelesek? Şuradan ağız kısmı var gerçi. Neyse. Bunu sonra inceleriz. İncelesi yok. İçinde bir şeyler var. Anlamıyorum. Şunu şöyle attık. Şimdi geldik asıl canavara. İşte hep yapmak istediğim budur. Şimdi şöyle bir bunlar bizim faturalarımız vesaire. Bunları da yapalım. Bundan sonra bakacağız. Kasamızı şöyle yaptık. Şöyle de çevirdik. Altında bir şeyler taktım okudum. Şunu da şöyle çekelim. Kasamız bu arkadaşlar. Tekno PC. Şuradan şöyle bir. Buradan şöyle iki. Şuradan da şöyle bir yırtarak kutu açılışımızı tamamlayalım.
Yalnız biz tersten açtık arkadaşlar. Galiba yok, güzel. Şöyle gösterelim. Bir tane kumanda geldi içerisinde. Muhtemelen içindeki RGB ışıkların kumandasıdır. Bir adet power göndermişler. Tekrar PC kullanım kılavuzu göndermişler şu şekilde. Bunları bıraktık buraya. Asıl meseleye gelelim şimdi. Evet arkadaşlar, kaldırırken kutuda kalktığı için Serdar kardeşim bana yardım edecek şimdi, sağ olsun geldi yardıma. Hemen de abisinin yardımına koştuk. Orayı bastırma, bastırma. Heh, sen sadece kutu. Beyler bu nasıl bir paketlerle böyle ayaklam ayakla. Neyse kaldırma ortadan. Böyle herhalde. Şu canavarın ön yüzünü görmek için sabır kullanıyorum açıkçası. Orada kaldır oradan. Serdar. Hadi vereyim mi? Şimdi. Şöyle daha yakından görmek için. Şöyle yapalım. Heh. Bu ne benim? Bakacağız şimdi böyle. Bismillah diye şöyle bir açmışım tamam. Gel, gel tarafa. Bu buranın zaten. Burayı da sökelim. Normalde hayatta sökmem ama takipçilerim için söküyorum. Şimdi arkadaşlar, kasa görünüm itibariyle gayet güzel bir kasaya benziyor. Şöyle çalıştırıp bir ışıklandırmasını görmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir açma kapama düğmesi var. Bastığınız zaman kapanıyor. Bastığınız zaman açılıyor. Cooler şöyle değiştiriyor herhalde. Aynen bak. Bastıkça cooler değişiyor. Başka ne var burada? Mod var, right var. Parlaklık arttırma var. Evet şu anda parlaklık arttı. Şuradan şöyle kısabiliyorsunuz ışığını. Gördüğünüz gibi ışığı kısıldı. Speed diyor, fanların hızını arttırıyor. Şöyle canlı testini göstereyim. Bakın şimdi. Speed'i düşüreceğim. Şu anda fanın hızı düştü mesela. Görünüm itibariyle gayet güzel bir kasamız arkadaşlar. Hemen yanındaki kasamız Molekül PC'den geldi. Yine aynı şekilde RTX 3070 modeli var onda da. O da tam bir oyun canavarı. İkisini birden kullanacağız. Hem video çekeceğiz sizlere, YouTube videoları, PUBG videoları, oyun tanıtımları, aklınıza gelebilecek her şeyin tanıtımını yapacağız. Umarım memnun kalmışsınızdır izlerken. Merak ettiğiniz sorular var ise bana YouTube'da yorum olarak belirtirsiniz arkadaşlar. Malzemeleri tekrar göstermek gerekirse şöyle anakartımız vardı izlemeyenler için. Ekran kartımız RTX 3070 modeli. Teknoprese kullanım kılavuzu. RGB'li Cooler Master sıvı soğutucumuz var. Hemen altında power'ımız var 750 watt'lık. Yani şöyle gördüğün zaman gerçekten güzel bir bilgisayar olduğunu görebiliyorsunuz. Şunu bir tut bakayım. Evet. Şöyle renk değişimi yapabiliyoruz. Renk değişimi ya da auto'ya alıp böyle garip bir görüntü de ortaya çıkarabilirsiniz. Auto'dan çıkartalım. Renk verelim. Şöyle. Bakın çok güzel oldu. Gitgide ışıklar hızlanıyor. Değişik değişik bir görünüme sahip oluyor. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sevgili dostlarım, kasamızı çalıştırdık. Monitörüm olmadığı için
Televizyona bağladım arkadaşlar. Monitörü de satın alacağım en yakın tarihte. Onun da tanıtım videosunu yapacağım size. Şöyle RAM'ler şu anda çok net, daha net gözükebiliyor. Şuradan şöyle netleştirmeye çalışacağım. Odak yapamadım gerçi. Evet sevgili dostlarım, şu anda bilgisayarımızı çalıştırdık. Şöyle göstereyim size. Işıklandırması gayet güzel. Sıvı soğutucu söylediğim gibi. Şimdi gördüğünüz gibi işlemci kısmını göstereceğim size. 2.37 GHz, 2.92. Temelhöz 2.90 GHz. Evet arkadaşlar, RAM olarak 16 GB takılı demiştik. 3000 MHz'a bakın şurada. Biraz yaklaş istersen gözüksün. 3000 MHz'lık bir RAM'imiz mevcut. Ekran kartımıza bakıyoruz hemen. Bakın ekran kartımız 8 GB'lık bir ekran kartı. Şu sağ üstten bakacak olursan, şu sağ üste yaklaş biraz gel. Evet görüyorsunuz. RTX 3070 modeli arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bakın zaten hard diskimiz 512 GB demiştik. 448 GB boş. Geri kalan sistem tarafından kullanılıyor. Temel özelliklere bakacak olursak arkadaşlar, şöyle 16 GB'lık bir RAM'imiz var. i7 10700 işlemcimiz var arkadaşlar. Genel olarak bilgisayar bu şekilde. Gayet hızlı, bakın şöyle yapalım. Şöyle yaptığımız zaman hemen şak diye böyle geliyor. Herhangi bir problem yok. Kanalıma abone olarak, videomuzu beğenerek, aklınızda takılan soruları yorum olarak belirtirseniz ve bana destek olursanız sevinirim. İnşallah sizlere bol bol video çekeceğiz bu bilgisayardan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.